Klan boss için bir takım yapmak her zaman sorun olmuştur arkadaşlar. Yani ölümsüz takım yapıyoruz ama ölümsüz takımı olmayan birçok hesap var. Bu hesaplar nasıl takımlar yapacağını bilmiyorlar çok fazla. Bu videomda yapılabilecek en basit, en kolay yöntemle Ultra Kabusa ve Kabus hatta Acımasız'da kullanabileceğiniz bir ölümlü takım göstereceğim. Şimdi ölümlü takım 1 1 arkadaşlar. Yani boss'un bir vuruşuna siz de bir vuruş yapacaksınız bu sistemle. Yani boss bir vurmasında siz iki kez vurmayacaksınız. Tabii ki kar saldırılar müttefik saldırılar dışında. Yani sizin hızınız yüksek olmayacak boss'tan bu yapacağımız sistemde. Ve genelde bu sistemde 3 turluk örnek veriyorum defans arttırmayı 3 turda bir yapan e ee, karşı saldırıyı 3 turda bir yapan, müttefik korumayı 3 turda bir yapan kahramanlar kullanacağız. Bu sistemi yapacaksak eğer. Biz bu hesabımızda takipçi hesabında bu sistemi yaptım ve içerisinde şehit vardı. Şehidi kullandım 3 turda bir kar saldırı defans arttırma ve bir tane de kıyamet rahibi vardı arkadaşlar. Kıyamet rahibi ve şehitle yapmış olduğum takım 3 tane hasarcı. Sizin elinizde ne var ise siz koyabilirsiniz. Ben vezir Drakov ve Toprak Büyücüsü kullanın bu 3 hasarcıyı. Siz Faina korsunuz, işte Donmuş Ölüm Perisi korsunuz hesabınızda farklı bir kahraman vardır onları korsunuz. Veya alternatif olarak bir de müttefik korumayla kalkan veren kahraman koyabilirsiniz gibi. Ama bu sistemin içerisine koyacağınız destek türü korumacı kahraman kesinlikle 3 turda 1 yapan kahraman olacak. Arkadaşlar hızlar basit olduğu için bu takımı yapmak kolay hatta dayanıklı yapmak çok çok kolay. Şimdi takımın ayarlarını sizlere göstereyim öncelikle. Sonrasında kabusta ve ultra kabusta çalıştıracağız. Hasarını ölçeceğiz. Arkadaşımız bu hesabın sahibi ultra şey kabusa 25 milyon hasar vuruyormuş. Umuyorum ki bilmiyorum yani denemedim şu an video ile birlikte deneyeceğim. Umuyorum ki bu hasarı geçeceğiz yani fazlasıyla geçeceğimizi umuyorum ben bakalım. Şimdi birinci kahramanımız şehitti. Şehit full can çalma seti ve iki tane de hız seti. Yani canını doldursun diye arkadaşlar can çalma seti kuşandım. İsabet kastım atak kıran tek kahraman bu. Vezir olduğu için yeterli olacaktır. Ama veziriniz yoksa dedim ya üçüncü bir kahraman hani e, destek türü bir kahraman koyabilirsiniz. Müttefik koruma yapan gibi dedim. Yani o zaman sizin veziriniz yoksa bu takımın içerisine A1'inde atak kıran bir kahraman koymanız iyi olacaktır. Şimdi şehidimiz toplam istatistiğine baktığımızda arkadaşlar hızı 172 olacak. Şimdi bu hız neden 172? Onu da belirteyim sizlere. Kabusun hızı 170, ultra kabusun hızı ise 190'dır arkadaşlar. Yani bu bossların hızları. Biz 171 yapsak kabustan hemen yani hamle yapmadan hemen önce 171 hızındaki kahraman hasarını veya becerisini kullanıp kabus sonra vuracak. Yani 171 kabusun bir tık üstü. 191 de ultra kabusun bir tık üstü. Ama şöyle bir durum daha var. Şimdi boss'a vurmak için iki seçenek var. Önce boss bize vurur sonra biz boss'a vururuz. Veya biz önce boss'a vururuz sonra boss bize vurur. Biz 170 hızı 171 ile 180 arasındaki hızlarda durursak eğer kabusta boss'tan önce vururuz. Ultra kabusta ise boss, boss bize vurur biz boss vurduktan sonra vururuz. Yani bu hızla iki boss'a da aynı sistemle girebiliriz. Şimdi detaylarını anlatmaya çalışıyorum ama izlediğinizde göreceksiniz. Birazdan kabusa ve ultra kabusa vururken göreceksiniz. Anlatmaya çalıştığımı orada anlayacaksınız. 172 271 hızında şehidiniz olacak. Olabildiğince defans ve HP olacak arkadaşlar. Defans öncelikli sonrasında HP. İsabet kasmamdaki neden atak kırmasına ihtiyacım var. O yüzden isabet kastım. Zaten bir kere atak kırsın vezirle arttıracağım. Sizin atak kırmaya ihtiyacınız yoksa atakçı kahraman koyacaksanız buna kesinlikle isabet bile kasmayın. Full defans HP ve 171 hızına getirin bırakın. Arkadaşlar bunun için sancağını <laughs> isabet taktım. Dediğim gibi isabet ihtiyacımız olmadığında bunu defansa çevirirsiniz siz. Tılsım defans yüzük HP alt istatistikleri de güzel HP verdi. Eldiven kritik oran kritik demeç değil. Defans yüzdeli defans. Göğüslük yüzdeli defans. Ve botunu da yüzdeli defans takarak bu kahramanı dayanıklı hale getirdim. Hızını alt istatistiklerden yakalamaya gayret edin. Evet bu hesapta böyle yaptık. Bunu oldukça güzel oldu. Defans HP'si bilmiyorum kaç tur dayanacak göreceğiz birazdan. İkinci kahramanımız. ikinci kahramanımız neredeydi? Evet ikinci kahramanımız bizim kıyamet rahibi. Şimdi arkadaşlar kıyamet rahibinin yerine farklı bir kahraman konulabilir mi? Elbette konulabilir. Birçok alternatif var. Ben bir hesaba girdiğimde yapılabilecek en iyi takımı yapmaya gayret ediyorum. Bu kıyamet rahibinin yerine farklı kahramanlar konulabilir. Ama kıyamet rahibini koymazsak eğer sersemletmelerde hız azaltma dezavantajlarında tüm takımımızın dengesi bozulabilir. Bunun yerine 3 turluk bir dezavantaj blokçu da koyabiliriz bu hızlarda ama 4 turluk bir dezavantaj blokçu bu hızlarda olmaz. 4 turluk dezavantaj blokçu koyarsak eğer 4.3 sistemi dediğimiz farklı bir hız kalıbına gireriz. O yüzden buna en uygun bu hıza en uygun tak kahraman Kıyamet Rahibiydi ve Kıyamet Rahibinin de şöyle göstereyim arkadaşlar hızı takımda en hızlı olacak ama 180'e geçmeyecek. Görmüş olduğunuz gibi 180 HP defans oldukça önemli. Kritik oranmış, kritik demeşmiş çok fazla önemli değil. Ben zaten bu kahramandan hasar beklemiyorum. Takmamı korusun. Sersemletmeleri kaldırsın. Hız azaltmaları, dezavantajları kaldırsın yeterli. Ekstra bonus hasarlar önemli. Ustalıkları açıktı. Şöyle göstereyim. Şeydin de gösteririz birazdan. Ustalığını bu şekilde açtım kalıntılarda daha yükseltilmemiş kalıntılar var. Tabii ki bunlar yükseltiğinde bu kahramanın dayanıklılığı artacaktır. Ben bunları kuşandım. Gönül rahatlığıyla kuşu yükseltebilir. Herhangi bir şekilde isabet falan kasmadık. Atak falan kasmadık. Full defans. Hızını tutturup full defans ve HP. Görmüş olduğunuz gibi. Yüzdeli defans. Eldiven. Yüzdeli HP. Göğüslük. Yüzdeli defans bot. Hızlar düşük olduğu için bu bir birlik sistemde ee, yani botları da yüzdeli defans, yüzdeli HP takarak takımı daha dayanıklı hale getirebiliyoruz. Evet bu iki kahramanımız bana göre bu hesapta en idariydi. Yani elinde mezar nöbetçisi falan vardı ama 4 turluk bir kahramandı. Onun için 3.4 sistemi dediğimiz yüksek hızlara çıkacaktık. Bu hızla e, düşük hızlarda daha sağlam takım yapmaya çalıştım. Bir sonraki kahraman Draco vardı. Hesapta onu kullandım arkadaşlar. Drako'nuzun ustalığı şu şekilde... Evet, durakımızın ustalığı bu şekilde. Beceriler kitaplı değil. Bunu kitaplarsa tabii ki hasar artacak. Vuruş hasarı özellikle. Zaten vezir zehirden veriyor da. Şu A1-A2'sindeki vuruş hasarı artacak. Ve şöyle geçelim. Eldivenli bu kahramanın HP, Defans ve botta yüzdeli HP altlar. Defans HP şeklinde sancak isabet kuşandım. İsabete çünkü ihtiyacı var. Evet görmüş olduğunuz gibi defans ve defans şeklinde bu şekilde. Hızı tutturdum. Hızı kaç demiştik bu kahramanımızın hızı? 177. 180'den düşük en hızlı kıyamet rabilla 180 olacak diye de bir şey yok. 189 şey 179 yaparsınız. 178 yaparsınız. Bunu da 170 yapmazsınız. 175 yaparsınız. Yani 171 ile 180 arasındaki hızlara bu kahramanları koyabilirsiniz. Ama en hızlısı kıyamet rahibi. En yavaş yavaşı ise şehit olacak. Evet oranları gördük. Bir sonraki kahramanımız toprak büyücüsüydü. Bu da aynı şekilde arkadaşlar toprak büyücümüzün de hızı 175, 172, 174, 176 ne bulursanız tutturabilirsiniz. Defans HP şeklinde kritik oran kritikle ben çıkartmadım ama isabet ihtiyacı vardı. Evet eldivenler yine HP defans şeklinde %50'ler şeklinde şu şekilde botta. Sancak bu botu hız takmışız. Bunun hızını ileride tutturursa botun da yüzdeli HP'ye çevirmeye çalışsın. İsabet ve defans defans şeklinde gidiyor. Evet ustalığını göstermiş miydik? Ustalığı da bu şekilde açılmıştı. Ben dokunmadım. Bakalım şöyle yanlış bir şey var mı? Yok pek de yanlış bir şey yok. Şu ustalık da olabilir şu da olabilir. Ama ben genelde kendi şeyimde bunu kullanıyordum. Yani size kalmış arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kahramanımız ise önce şu Şeyde mi ustalığını gösterelim de sonra unuturuz sonra hemen yorumlarda yazarsınız. Şöyle ustalığı da bu şekilde açıkmış arkadaşlar. Evet, ben açtım galiba bunu. Evet, ben açtım. Çok ideal bir ustalık bu hesap şey bu takım için. Ve bir sonraki ve son kahramanımız Vezir. Vezir'in ustalığı da bu şekilde açtım beceriler kitaplı değil ama çok da önemli değil. Bence Vezir hiçbir zaman kitaplanmaması gerekiyor. Klambos'ta kullanıyorsunuz. Yeterli boş yere kitabınızı bu kahramana harcamayın. Zaten şu iki becerisi kullanmıyoruz Klambos'ta. Sadece A1'ini kullanıyoruz. Şu bile kitaplı olmasa yeterli oluyor Vezir çünkü başarılı bir dezavantaj arttırıcı. Buna da full defans, EF, HP şeklinde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bot hız bunu da ileride hızını tutturursa alt şeyde defans %50 defans ve HP kuşanabilir. Sancak isabet tılsım ve şeyler defans. Ve toplam istatisine baktığımızda arkadaşlar vezir misiniz 174, 173, 172 şehitti. Onun üstü olacak 173, 177, 179 hepsi olabilir. Hangisi getirirseniz. 180'i geçmeyin. Kıyamet rahibinin hızını geçmeyin. Şehidin hızından da düşük kalmayın. Bu ara kahramanlara, hasarcı kahramanlara yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar şöyle girelim bakalım. Kasmış olduğu, vurmuş olduğu 25 milyonu kabusla vuruyormuş. Biz bakalım bunu ultra kabusla da deneyeceğiz. Hatta göstereceğim nasıl başlaması gerektiğini, gerektiğini arkadaşımızın. Ve kabusla da deneyeceğiz. Bence çok rahat bir şekilde 25 milyon hasarı geçeceğiz de kabusta. Belki ultra kabusu da geçeceğiz bilemiyorum ama bir deneyelim. Önden peşin konuşmayalım sonra <laughs> 6 milyon 7 milyon vurup yatmayalım diyeceğim de o da biraz imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi evet takımı ben şuraya videodan önce kaydettim ama klan bossa hiç girmedim. İki anahtar vardı şey de şeyde deneriz dedim kabusta ve ultra kabusta diye. Arkadaşlar ön talimat ayarlarını da şöyle göstereyim sizlere aslında. tercihen birinci yaptık Full ota da bunu direkt açacak. Şu an kabusta full ota yapmaya çalışıyorum. Evet, açılır açılmaz bunu. Evet, aslında şu becerisi renklerde kapatılması daha doğru olur. Avantaj alıyor gerçi ama yok kapatılmasın. Pardon, pardon. Renklerde kapatılmasın. Evet, renklerde bu kapatılmasın arkadaşlar. Evet, varsayalım becerisi kullanmaya devam etsin. Evet, Drakomuz kullandıktan sonra vurmayacak. Toprak da kullandıktan sonra vurmayacak bu beceri Çünkü bu beceri hasar vermiyor ikisinde de. Sadece bir kere dezavantaj versin. Zaten vezir olduğu için bunları arttıracaktır arkadaşlar. Vezirin iki becerisini kapattım. Full A1 ile vuracak bosa. Ve kıyamet abinde herhangi bir şey yapmadık. Bu takım burayı full oto olarak başlayabilir. Ama vezirimiz olduğu için ben vezirde şu toprak büyücüsünün isabet azaltma dezavantajını vermek istemiyorum çünkü bir zehir yeri doldurmak istemiyorum. Vezilli takımlarda devamlı dikkat ederim ben buna. Gereksiz dezavantajları vermemeye çalışırım. O yüzden şu an full oto da olarak da başlayabilir. Benim gibi şöyle otoyu kapatıp evet full oto olarak başladığını varsayalım. Güzel vermemeye çalışacağız ama Drakomuz kitapsız. Muhtemelen yine isabet azaltmayı verecektir takımda da. <laughs> Bak mü daha kar saldırıdan bile attı arkadaşlar. Neyse sorun yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi buna uğraşmayalım. <laughs> Olmayacak muhtemelen. Evet zehirlerimizi attık. Bu arada atak azaltmayı şehidin vermesi lazım boss'un üzerine. Evet atak azaltmayı da attık. Artık şimdi bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Kaçıncı tura kadar dayanacak? Önemli olan o. Yani ben bu takıma defans kasmamdaki tek neden vuraj vuracağımız hasar, HP yanıyla hasar yansıtma ve zehir hasarları vezir arttırıyor çünkü devamlı. O yüzden bu kahramanlara defans kastım ki yani çıkabildiğimiz son tur sayısına göre kadar çıkalım. Bizim için gerekli hasar orada belli olacaktı yani. Görmüş olduğunuz gibi sersemletmeyi kıyamet rahibi kaldırıyor, dezavantajları kaldırıyor. Bunu en hızlı yaptım ki Oz vurdu ya tüm takımdan önce bu kahraman giriyor. Vuruyor. Sersemletmede ve burada. Şu an kar saldırdılar. Bakın sıra geldi. Evet sıra geldi. İlk olarak müttefiklerinden önce bu kahramanımız şey yaptığı için hamle yaptığı için tüm dezavantajları kaldırıyor. Evet arkadaşlar sizi şöyle bir 20. tura falan çıkalım da bilmiyorum kaçıncı turdan sonra artık takım hasar almaya başlayacak. Sonra tekrar videoyu başlatırım oradan sizi o tura kadar boş yere bekletmek istemiyorum. Bakalım kaç milyon hasar vuracağız. Çok güzel çok şahane arkadaşlar. Evet güzel gidiyor yani 35. tura falan çıkarsa 40'ı da görür diye düşünüyorum. Daha yükseltmediğimiz kalıntılar var. Kesinlikle onları yükselsin. Bir de bu arada izlerken Aklıma şey geldi yani bu hesaba bu takıma en güzel yakışacak şey badel olurdu drakonun yerine. Hatta o zaman kıyamet rahibini de kullanmazdık. Yani bir kahraman ile badel ile hem drakonun hem de kıyamet rahibinin yapmış olduğu işi görürdük. Burada bakın şehit can basamıyor kendisine. Muhtemelen ilk ölçek olan kahraman o olacak. Evet yani burada can basamamasını onun iyileştirmesiyle karşılardık. Zaten vezir var hesabımızda. Zehirleri versin. Zayıflatmayı şehit de yapıyor. Defa şey e, toprak yapıyor. Defansız atmayı şehit yapıyordu. Drakon'un bunların yapmış olduğunu yapıyor zaten takımdaki kahramanlar. Zehir eksiğini de Badel ile karşılardık. Kıyamet rahibinin dezavantaj kaldırmasını, sersemletme kaldırmasını da Badel'in Badel'in A3 becerisi, A2 becerisi Bildiğiniz gibi 3 turda 1 yapıyor. Onu da sersemletmeden ayarlardık. Sersemletmeden hemen sonra kullanırdık. O da 3 tur olduğu için ve takımda 100 180 hızına getirdiğinizde Badel'i çok şahane olurdu. Bu arada şey basamadı kendisine. Yani Badel bence çok güzel olurdu bu takıma. Varsa kesinlikle Drakonuz'un yerine Vezir, Badel ve Toprak Büyücüsü'nü kesinlikle varsa elinizde bu takımda çok güzel hasarlara çıkarsınız diye düşünüyorum. Evet yine de helal olsun be vallahi helal olsun arkadaşlar beklemiyordum 1K beklemiyordum evet, 1K mi diyecektim 1K 1K arkadaşlar Zaten şu an takımda bir kişi bile ayakta kalsa zehirler devamlı işleyecek Evet 1K'yi vurduk Güzel 25 milyondan 1K'ye çıkarttık kabusa bakalım ultra kabusta ne kadar vuracağız Ultra kabusa 20 milyon vuruyormuş öyle söyledi bilmiyorum ee, takım yapmadan önceki kullanmış olduğu takımla ee, biz yaptık takımı bakalım ultra kabustaki hasar farkı nasıl değişecek 20 milyon da bir anahtar alamıyor son anahtar alamıyor yani 4K mi oluyor? 4 anahtar kullanması gerekiyor 71 milyon hasara ulaşması için. Ee, bu da <laughs> imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Yani son anah son sandığı almanın zor. Yani 4 anahtarı vuracaksın günlük de son sandığı alacaksın. Bakalım. Helal olsun be. Şehide de helal olsun. Ama güzel defans kastık arkadaşlar. Çünkü bu takım bir birlik sistem diyelim buna. Yani bosun bir vuruşuna bir vuruş yaptığımız için düşük hızlar isteyen bir takımdı. Ve ben de botları falan defans HP'ye kuşandım. Ee, ve bundan dolayı da takımdaki kahramanlar dayanıklı hale geldi. Şu an 44. turdayız. Vallahi yani ölümsüz takım gibi bir takım çıktı ortaya. Kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki burada asıl iş e, şehitim ve Kıyamet abi tabii ki bunlar takımı toparlıyor. Devamlı takımı tuttu, şey yapıyor. Turda tutuyor ama asıl hasar vuran burada vezir ve toprak büyücüsü ve drago arkadaşlar. Yan kahramanlar güzeldi. 44,5 milyon bir hasar vurduk. Oldukça güzel bir hasar. Yani şu anki ee, ölümlü takımlarda bunun üstüne çıkmış mıydık? Bir tanesinde 46 falan vurmuştuk galiba. O da nasıl bir sistemdi hatırlamıyorum ama bu sisteme göre bence çok güzel bir hasardı. Şimdi ultra kabusa bakalım. Ultra kabusta kaç milyon hasar vuracağız? Direkt geçelim. Yine aynı takım ama oto değil bu sefer. Bu ultra kabus oto değil. Kabus otoydu bu sistem Ultra kabus oto değil. Çünkü... Çünkü arkadaşlar hani size videonun başında demiştim ya ya bostan önce vurmanız gerekiyor ya da bostan sonra vurmanız gerekiyor 171 hızında. Çünkü burada boss'un hızı 190. O yüzden ilk olarak o vuracak ve onun vurmasını bekleyeceğiz. Şimdi burada yapmamız gereken <laughs> boss'un ilk alan has hasarını, ilk alan vuruşunu beklememiz gerekiyor. Evet, biz o sırada şöyle dezavantajlarımızı verelim. Vezirle bunlara arttıralım. Şimdi şehitle atak azaltmamızı verelim. Güzel, vursun. Kıyamet rahibiyle vuralım. Evet, şeyimize sıra geldi. Drakomuza, defans azaltmamızı yapalım. Şunu kullanalım. İsabet azaltma vermemeye çalışıyorum yine. Ama muhtemelen yine vereceğiz. Çünkü Drakom hadi kitaplı olsa. Yani vermeden kurtarabiliriz de. Evet daha tur, bir sonraki tur atacağız şeydin şeysini. Evet vurduk. Bakın arkadaşlar. Sehir haydi oldu. Misabet azaltma mecbur. Şu an atmamız gerekiyor abi bir becerisini. Mecbur. O çok güzel. Vermedi. İhtimal tutmadı. Güzel. Hadi ama Draco işte şu an kitaplı olsa verecekti şeysini. Kitaplı olmadığı için şu kar saldırıda muhtemelen isabet azaltmayı bosun üzerine verecek bundan sonra takımı otu ot, ot, otu alabiliriz arkadaşlar bundan sonra takımı otu alabiliriz ama yine vermedi bir şansımız daha var sanki bir deneyelim bakalım isabet azaltmayı vermeden Şurayı zehirle doldurmaya çalışıyorum ama bundan sonrasını otu alabiliriz açıkçası evet, çok güzel şunu bir kullanalım İsabet azaltmayı vermeden şu zehirleri bir dolduralım arkadaşlar Güzel yine vermedi. Şanslı. Öyle şanslı olursa isabet azaltma yerine zehir atabilir her seferinde ama ihtimal tutması lazım. %30 muydu? %30'du galiba isabet azaltma verme ihtimali. Öyle hatırlıyorum ben. Evet arkadaşlar takımı otoya aldık şu an itibariyle. <laughs> Peki bu takım renklerde çalışır mı? Tüm renklerde çalışır. Hatta renklerde daha çok hasar vurabilir. Çünkü takımda bir toprak büyücüsü var. Bilmiyorum vurabilir diyorum ama vurur kesinlikle. Toprak büyücüsü renklerde de bildiğiniz gibi e, alınan hasara göre hasar yansıttığı için renklerde bosta 2 kez 4 kez saldırıyor. Burada 2 kez ve 1 kez saldırıyor becerilerinde. Orada 2 kez ve 4 kez saldırdığı için tüm kahramanlardan dolayı hasar yansıtma hasarı artıyor. Renklerde daha yüksek hasar <laughs> çıkacak. Yani bu takım oldukça güzel oldu ve renklerde bence daha yüksek hasar vuracağına inanıyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi sizleri bekletmeyelim yine şöyle 30. tura dayanabilirsek 20. tura dayanamazsak o sıralarda videoyu tekrar başlatırım. Evet arkadaşlar şu an 27. turdayız. 25 milyon hasara ulaştık. Yani eski hasarını geçtik. Yani şu şekilde bile artık ultra kabusa 3k atacak. Oldukça güzel ve bakalım daha da gidiyor takım yani. <laughs> Sürpriz olabilir belki 2k düşürebilir bilmiyorum ama düşürülmese de arkadaşlar bunu ne yapacak? Yükseltmediğim kalıntıları gümüş yetmedi. Yükseltmediğim kalıntıları yükselsin. 16'ya atsın. Ve büyük salondan da defans HP ağırlıklı açmaya çalışsın. Bu takımı kullanacaksa ki muhtemelen uzun bir süre bu takımı kullanacak. Defans HP ağırlıklı açsın. Evet ve Badel çıkarsa kesinlikle Draco yerine Badel'i koysun. O zaman kıyamet rahibini de takımdan kaldırıp bir müttefik saldırı yapabilir. İkinci bir müttefik koruma kafa parçalayan vardı onu kullanabilir gibi alternatif üretebilir kendisine. Arkadaşlar sizler de bu takımı yapabilirsiniz. Sizler de bu takıma uygun kahramanlar daha iyisini düşünebilirsiniz. Ben bu hesapta en ideal ta takım bu diye düşündüm. E, ve sizler de buna üzerine şeyler ekleyebilirsiniz. Yani üzerine Birçok kahraman daha iyi duruma getirmek için e, değişiklikler yapabilirsiniz. Kalkan veren kahraman e, koyabilirsiniz. Mesela ona benzer şeyler yapabilirsiniz. Ama oldukça güzel. be Ben şaşırdım yani bu takımdan bu hasarı beklemiyordum açıkçası. Kabusa 45 milyon hasar vurdu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir key attı arkadaşlar kabusu. Ve şu anda ultra kabusa ise... 2, 2K atmasına 5 milyon hasar farkı şu an hatta 5 milyondan daha az <laughs> şahane şahane arkadaşlar gerçekten basit bir takım gibi göründü gözüme çünkü yaparken düşük hızlardı ve e, bu kadar performans beklemiyordum açıkçası ama çok şahane hasar çıkarttık şu an ultra kabusa 2K yatmasına sadece e, ve sadece arkadaşlar e, 2 desek 3 3.5 milyon bir hasar eksikliği var. Kalıntılar yükselecek ve kalıntılar gifli değil. HP defans gifleri bassın bu kahramanlara. Büyük salondan defans HP ağırlıkla assın ki bu ultra kabusu 2K'ye düşürsün. Ustalık eksiği yok sanırım. Sadece GIF ve e, büyük salondan defans HP açarak. Dedim ya bazı botlar gösterdim hızlı. Onlar ilerleyen zamanlarda yine aynı hızlarda defans HP botlarına çevirirse de vuracağı hasar artar. Bu arada renklerde ultra kabusa ben 2 yatar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani sizler de düşüncelerinizi tüm bu takımlar ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ramazan'dı bu hesabın sahibi galiba. Ramazan arkadaşımıza hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir takım yaptık. Ben çok beğendim bu takımı. Çok şahane oldu. Yani ölümsüz takım gibi bir ölümlü takım yaptık. Hem de şehit ve e, kıyamet rahibiyle. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki takipçi hesabı inceleme özellikle Boss takımı yapma videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.